что тут делать, Шурик? Вот, где это? Galiba. Ben tekrar herkese hoş geldiniz diyorum. Kısa hemen. Sayın Abdurrahman Uzun Bey'i buraya davet ediyorum efendim. Buyurun. Şunları bir ayarlayayım. Şu anda sesim duyuluyor mu? Tamam. Ben bunu vereyim abi size. Evet, selamünaleyküm. Nasılsınız? Ramazan'da özellikle bu iftar sonrasında vakit nakittir. Onun için böyle oruçlu gibi sizi kapalı mekanda çok fazla uzun tutmayacağız. Ben hem Keçiören Belediye Başkanımıza hem Dernek Federasyon Başkanlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Ramazan'ın başındayız ve başında rahmet, ortasında mağfiret, sonunda da cehennem azabından kurtuluş olan 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayındayız. Mevlam bu ayda bizi uyuyanlardan etmesin. Heybeleri dolduranlardan etsin. Bu ay onun için önemli. Ben hemen hızlı bir şekilde, böyle tempolu bir şekilde gidelim. İftar öncesinde başka bir programdaydık. Aslında bugün İstanbul'da Kudüs mitingi vardı. Hemen akabinde Kudüs'le alakalı bir zirve vardı. Onlara katılacaktık ama onlar spontane gelişmişti. Daha önceden planladığımız programdır. Biz de buradaki dostlarla bir araya geçelim, gelelim dedik. Dostlar, ben buraya size şeyler satmaya, işte bilgi birikim aktarmaya veyahut da işte tecrübeleri pazarlamaya falan gelmedim. 2,5 aydır burası 20, 26, 25. şehri bitirdik. 26. şehir.
ve 32. konferans bugün. Benim bir derdim var. Bu memleketin evladı olarak bir derdim var. Ben o derdimi ortaya koyacağım. O derdimden kim yük almak istiyorsa alıp omuzlarına yüklenecek. Yani derdimi anlatmaya geldim. Hızlı bir şekilde söyleyeyim. Ben 1981 yılında Rize merkeze bağlı bir köyde dünyaya geldim. Merkeze uzaklık yaklaşık 20-22 kilometre bir köyde dünyaya geldim. Babam ilkokul mezunu, hafız bir adam. Çayla, tarımla ilgilenen. Anamsa okuma yazma bilmeyen ümmi bir kadın. 10 kardeşli bir ailenin 7 numarasıyım. Allah Resulü'nün evlenin, çoğalın, ben ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim hadis-i şerifini bizimkiler bayağı bir almış yürümüşler. 10 kardeş ve 7 numarası. İlkokulu Rize'de okudum. Ortaokul ve lise İstanbul'a, İstanbul Yüma Lisesi'ne. Ardından da İstanbul Üniversitesi ve Beykent Sinema Televizyon. Yani 6'lı yaşlarda, 6,5 yaşlarda ilkokula başladık. 29 yaşındaydım üniversite, ikinci üniversite bittiği zaman. 22-23 yıl okul okudum. Ama daha sonradan fark ettim ki, geçen yıl öğrendik, duyduk, kutu amare diye bir şey varmış. Yani biz 22-23 sene okul okuduk, kendi tarihimizle alakalı bir bilgiye, birikime sahip değiliz. Bize birileri bir şeyleri öğretti, bir şeyleri öğretmedi. Biz ne zaman itiraz etmeye kalktıysak da yobaz olduk, çağ dışı olduk, şu olduk, bu olduk, itelendik biz. Hani Üstad Necip Fazıl'ın söylediği öz yurdunda garipsin dediği kişilerdik biz. Bu memleket bizimdi ve bu memleket maalesef hep savaş zamanında, kriz zamanında, sıkıntılı zamanda bize kaldı. Ne zamanki refah oldu, ne zamanki rahatlık oldu, hep birileri bu ülkeyi yönettiler. Ama 15 Temmuz gecesinden sonra dedik ki yok arkadaş, bu memleketin refahta da, sıkıntılı zamanda da, savaşta da, barışta da, yağmurlu havada da, güneşli havada da sahibi biziz dedik. Onun için 15 Temmuz'u birileri ilk etapta biz de öyle şer olarak görüyoruz ama hani Cenab-ı Hakk'ın sizin hayır bildiklerinizle şer, şer bildiklerinize hayra çeviririm diyor ya. 15 Temmuz bedelini ödeyerek, bedelini ödediğimiz bir tarih ve bu memleket için hayır oldu. Biz bu memleketin gerçek sahibi olduğumuzu ve bu memleketin sonuna kadar bizim olduğunu biz 15 Temmuz gecesi o iradeyi ortaya koymuş olduk. Bedeller ödeyerek, şehitler vererek, gaziler vererek. Şimdi biz ne yaptık? Sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçiyoruz dostlar. Önümüzde de 24 Haziran diye bir takvim var. Bu takvim normal bir parti seçimi değil. Hani 3-5 tane partinin önümüze pusula gelip de oylayacağımız bir seçim değil. Bu seçim bizim yıllardır mücadelesini verdiğimiz bir davanın tabiri caizse final perdesi. Hani 1 kilometrelik veyahut da 10 kilometrelik bir koşuya başlarsınız, 10 kilometrenin artık son 100-150 metresi kalır. O 100-150 metrede abi çok yorulduk ya, kaç kilometredir koşuyoruz deme lüksümüz yok. Maratoncu son 100'e, son 200'e girdiği zaman Allah ne verdiyse koşar. Çünkü o finish çizgisine ulaşmak istiyor. Biz de o son dönemin içerisindeyiz. Ama bunun için ne yapacağız biz? Dedim ya, ben dağ köyünde dünyaya geldim. Anam okuma yazma bilmezdi benim. Ben bir köy çocuğuyum. Ama kalktım İstanbul'a geldim ve İstanbul'da herkes ya bir süreç var. Da ne oluyor, biz ne yapacağız? Bir yandan Afrin'de harekat başlamış, savaş var. Bir yandan memleketin içerisinde yok seçime giriyoruz, şu makam, bu belediye filanca işimi görmedi, falanca işte baylo kullanıyordu, filanca işte şeyciydi, FETÖ'cüydü, o girdi, bu çıktı. Böyle bir tartışmanın olduğu bir atmosferde ben bir şeyi, bir hikayeyi dinlemiştim. O hikaye neydi? Karınca hikayesiydi. Ortada büyük bir ateş, ateşte İbrahim ve bir karınca su taşıyor. Karıncaya dedikleri zaman, ya koca ateş, senin sırtındaki küfeyle bu ateş söner mi? Ne diye su taşıyorsun? O zaman karıncanın verdiği cevap neydi? Hepiniz bunu bilirsiniz.
Hiç olmazsa safımı belli edeyim. Nerede durduğumu belli edeyim. Ben de İstanbul'da hiç kimseden talimat almadan, hiçbir işte parti, vakıf, şu bu falan hiç kimsenin çatısı altına girmeden kendi kendime dedim ki ben karınca olmalıyım. Ve sırtım ne kadar su taşıyorsa o kadar su yüklenmeliyim. Bildiğim bir alan vardı. Neydi o alan? Dijitaldi. En büyük savaşların olduğu yer. En büyük savaşların. İçinizde birçoğunuza annesinin, babasının, dedesinin yaptıramadığını, öğretmeninin yaptıramadığını WhatsApp grubundaki bir arkadaş grubu yaptırabiliyor. Dünyanın en büyük silahı cep telefonu. En büyük silahı. Onun için şu anda o silahı sonuna kadar kullanıyorlar. Sonuna kadar kullanıyorlar. Hatırlayın, bir hafta önce bir gece o dört benzemez bir araya geldi ve tamammış, şuymuş, buymuş diye gecenin ikisine, üçüne kadar hiçbirimiz uyumadık değil mi? O devam muhabbetine. Ben de yazayım bir şey. Benim de devam demem lazım. Savaş başladı oradan. Artık savaş orada. Özellikle gençlerimiz, gençlerimize anlatamazsın. Keçiören'in daha önceden sokakları şöyleydi, şöyle sıkıntılar vardı. Bilmez genç. Genç onu bilmiyor. Genç cep telefonuna bakıyor. Cep telefonundaki duruma bakıyor. Kim mesaj atmış, kim ne yapmış? Bunun adı dijital savaş. Ve bununla alakalı hızlı bir sunum. Şu içteki ışıkları biraz kapatırsak daha net olur orası. Bir de bakacağım. Kullanabilecek miyim? Onu görebiliyor muyum? Ha, evet. Arkadaşlar hızlı gidiyorum bunlar. Bunların hepsini Google'a yazdığınız zaman da çıkar karşınıza. Dünyada iki çeşit savaş var. Bir soğuk savaş, iki sıcak savaş. Soğuk savaş denildiği zaman aklınıza gelen ilk ülke neresidir? Rusya. Bize sordukları zaman ben diyordum Rusya. Evet, niye kutuplara çok yakın orası? Soğuk. Arkadaşlar soğuk savaş. Soğuk savaşlarda silah yoktur, mermi yoktur, hiçbir şey yoktur. Tank, tüfek, hiçbir şey yok. Ne vardır? Politik savaşlar. Yani şu anda arkadaşlar 3 gündür dünyada bir savaş var mı? Kudüs üzerinden bir savaş var mı? Var. Kudüs'te bir savaş var. Neden? İşte bir politikacının çıkıp ben konsolosluğumu artık bundan sonra Kudüs'e taşıyacağım dediği anda arkadaşlar savaş başlıyor. İlla top tüfek olmasına gerek yok. İkincisi ekonomik savaş. Şu anda ekonomik savaş var mı arkadaşlar? Var. Niye? Ağustos ayında dünyadaki bütün devletlerin kredi notlarını açıklaması gereken ekip Nisan ayının sonunda sadece Türkiye'nin notunu açıkladı. Niye? Çünkü biz Haziran'da seçime gideceğiz dedik. Dün dolar 4 liraydı, 3.90'dı. Bugün 4.5 liraya. Siz ne kadar çalışırsanız çalışın. Gecenizi gündüzünüze katın. Birileri doları çıkarıyor, euroyu indiriyor, borsayı yerle bir ediyor, savaşta yeniliyorsunuz. Devlet kurulup devlet yıkılıyor. Üçüncüsü teknolojik savaş. Teknolojik savaşta Japonya'nın son 30-40 yıldır, 50 yıldır herhangi bir devletle savaştığını duydunuz mu? Yok. Ama Japonya'da teknolojinin gücünü biliyoruz. Filan devletin şu bombası var, filancanın bu kadar helikopteri, bu kadar tankı, bu kadar bilmem nesi var. Teknoloji üzerinde bir savaş var. Güney Kore'ye daha dün biz yardıma gitmedik mi 60'lı yıllarda? Gittik değil mi? Şimdi Güney Kore dünyadaki sayılı devletlerden bir tanesi. Neden? Teknolojisiyle. İkincisi sıcak savaş. Tam bizim o Türk Afrin'de olduğu gibi sınırları belli olan savaş. Bir de topyekun savaş var. Hani genel harp. Genel harp kurtuluş savaşıdır. Dolupınar'da, efendim Sakarya'da, Erzurum'da, Çanakkale'de her tarafta mücadele veriyoruz. İşte bu iki savaşı da kazanabilmek için bunu bilmeniz lazım. Psikolojik harbi bilmediğiniz zaman elinizde ne kadar güç olursa olsun kaybedersiniz. Bizde yanlış bir anlaşılma var. O yanlış anlaşılma şudur. Cephede kazandığını masada kaybetmek diye bir terim var ya. Biz onu ne zannediyoruz biliyor musunuz? Hani cephe bitti, ortada medefeden, suntadan, mermerden yapılan bir masa var. O masada kaybetmek. O masa dediğimiz şey o değildir. Masa demek nedir biliyor musunuz dostlar? Cephe bittikten sonraki sürecin adına masa derler. Biz
Çanakkale'de cephe kazandığımız savaşı masada kaybettik biz. Yani Çanakkale'den sonrasını yönetemedik biz. Çanakkale'de yenen devlet bizdik ama yenilmiş devlet gibi istedikleri yerde anlaşmak için masaya oturdu. Ondan sonra bize inkılapları getirdiler çat çat çat. E biz onları almamak için savaşmıştık zaten. Onun için o kadar şehit vermiştik. Sonrasını yönetemedik. Biz 15 Temmuz'u millet olarak kazandık mı dostlar? Kazandık değil mi? 24 Haziran'ı biz eğer kazanamazsak biz 15 Temmuz'u kaybettik demektir. Hani 15 Temmuz'un sonrasını yönetemediğin zaman savaşı kaybettin demektir. Afrin'i şu anda biz Afrin'de savaşı kazandık mı? Kazandık. Eğer Afrin'deki sonraki süreci yönetemezsek, dün özür diliyorum, geçen hafta Afrin'de ilk PTT şubemizi açtık. Şimdi oraya camilerimizi yapıyoruz. Sağlık ocaklarımızı yapıyoruz. Binaları inşa ediyoruz orada. Medreseleri yapıyoruz, okulları yapıyoruz. Yani aynı Bosna'da olduğu gibi mühür vuruyoruz oraya. Eğer Afrin'deki sonraki süreci yönetemezseniz Afrin'de kaybedersiniz. 56 tane şehidimiz de boşu boşuna şehit olmuş olur. Hani şu anlamda boşu boşuna, ilahi anlamda demiyorum. Ama amaca ulaşmamış olur. Onun için sonraları biz yöneteceğiz. Bakın Çanakkale'de biz savaşı kazandık. Ama dünyadaki algımız neydi biliyor musunuz? Algı buydu. Psikolojiyi çok iyi yönettiler. Biz Çanakkale'de psikolojiyi yönetemedik. Cephede savaştık. Sıkıntı yok. Şehadetse şehadet, süngüyse süngü. Ama sonrasını yönetemedik. Ardından bak aldılar geldiler ne dediler? Çanakkale'de yendiğimiz savaştan sonra dünyadaki algı buydu arkadaşlar. Neydi? Kanguru Osmanlı'yı tekme tokat dövüyordu. Kanguru kimdi? Avustralya'ydı. Arkadaşlar, Yeni Zelanda, Avustralyalılar bütün dünyaya biz Osmanlı'yı tokatladık dediler ve bütün dünya bunu böyle bildi. Biz sonrasını yönetemedik. Ardından İngilizler dediler ki şu karikatürde, ne yaparsanız yapın, evet Osmanlı cephede savaşı kazanmıştır, Türkler savaşı kazanmıştır ama biz elini ayağını kestik, kırdık onun. Algıyı bu şekilde yönettiler. Geliyorsun buraya, halife elinde haç varsa ayaktadır. Eğer haçı bıraktığı an halife ayakta değildir dediler ve dediklerini de yaptılar. Haç gitti, haçı elinde tutmayan halife yok olup gitti arkadaşlar. Psikolojiyi bunlar yönettiler. Az önce dediğim gibi dünya savaşlarına baktığınız zaman elinde taşla, efendim demirle, sopayla savaş başladı. Tek düze silahlara döndü. Ardından otomatik silahlar, sonra İşte otomatik silahlardan sonraki en büyük silah bilgisayar. Ardından bilgisayar, şimdi bazı ruhsatlar vardır, silah ruhsatları nedir? Bir evde bulundurma ruhsatı, bir de taşıma ruhsatı. Arkadaşlar bilgisayar bulundurma ruhsatıdır. Evimizde ama cep telefonu taşıma ruhsatıdır. He, şimdi bunu söylerken bundan korkmamak gerekiyor. Kimin elinde olduğudur önemli olan. Arkadaşlar, bıçak eğer doktorun elinde olursa ameliyat yapar, şifa dağıtır, katilin elinde olursa insan öldürür. Bıçağın kabahati yoktur dostlar. Kimin elinde olduğudur önemli. Onun için cep telefonunun kabahati yoktur. Önemli olan kimin elinde olduğudur ve ne için kullanıldığıdır. Cep telefonu, dedim ya silah. Bu silah o kadar önemli ki arkadaşlar, bakın. İnternet üzerinden iletişim kurduğunuzda cep telefonu aracılığıyla haberleştiğimizde, ki şimdi onlar da internete bağlı. Bütün cep telefonlar bağlı değil mi internete? Arkadaşlar dünyadaki bütün istihbarat örgütleri tarafından dünyadaki bütün internet kayıtları, internet görüşmeleri, internet iletişimleri kayıt altına alınıyor. Yani siz evde çocuğunuzla konuşurken arada bir tane tank var. Askeri bir istihbarat var arada. Onun için o telefonları, o silahları o kadar güzel kullanacağız ki, o kadar mantıklı kullanacağız ki, Müslüman olarak biz uyanık olmak zorundayız. Bize uyumak haram. Biz onun için uyanık olacağız. Eğer uyanık olmazsak, Malcolm X'in dediği bir söz var. Malcolm X diyor ki, eğer uyanık olmazsanız medya sizin mazlumlardan nefret etmenizi, zalimleri de sevmenizi sağlar diyor.
Biz uyanık olmak zorundayız. Gözümüzün içine baka baka bu dünyadan, bu iletişim dünyasından ne yapılıyor arkadaşlar? Yalanlar söyleniyor. Gözümüzün içine baka baka. Bu kesiliyor. Ben el mikrofonu da alabilirim. Lütfen. Dünyadaki bütün firmalar. Şimdi hazır buraya gelmişken biz dünyada artık neredeyiz? Teknolojik dönemdeyiz değil mi? Günlerdir Türkiye'nin gündeminde bir şey var Anadolu'da. Yaklaşık 40 tane devlet gezdim. Bu devletlerle alakalı araştırma yaptım. Bugün hani klasik bir söz vardır ya, bir tane Apple bir telefon ne kadar? 6.000 lira, 7.000 lira değil mi? Sen bunun karşılığında kaç ton domates üretmen lazım bir tane Apple'a karşılık gelmesi için? Dünya sanayi devleti, sanayi dönemine geçti. Biz ülke olarak ona yetişemediğimiz için devletimizi paramparça ettiler. Şimdi teknolojik bir çağdayız, teknolojideyiz ama adam diyor bana ki, sen diyor bırak diyor şimdi teknolojik bir şeyler üretmeyi, işte ilim, bilim, sen boş ver. Sen aynen tabiri caizse dükkan işletir gibi, eski komünist devletlerde olduğu gibi sen orada fabrika işlet. Abi işletmeyeceğim ben. Biz Türkiye'yi aynı Osmanlı'da olduğu gibi, Osmanlı'da olduğu gibi, üç kıtaya hükmettiğimiz gibi, biz Türkiye'de devlet olarak bir şeyleri oturup işletmesini yapmayacağız. Biz işletilen sistemi, yani tabiri caizse holding mantığıyla, CEO mantığıyla biz kontrol edeceğiz. Hatırlayın, bundan önce bizim telekom sistemimiz vardı değil mi? Bir tane telefon almak için 4 ay sırada bekliyorduk. Niye? O devletin hantal yapısındaydı. Özelleştirmeye girdik. Özelleştirmeye girdi telekom. 2 saat sonra evinize telefon istediğiniz zaman çekebiliyorsunuz değil mi? Ha, burada mekanizmada sıkıntı var. Kontrol mekanizmasında. Biz o mekanizmaları düzeltmemiz lazım. Kontrol mekanizması. Devlet oturup fabrika, tüken işletmez. Dünyada hiçbir yerde, hiçbir büyük devlet tüken işletmiyor arkadaşlar. İşletilen tükanı kontrol ediyor. Şimdi bununla alakalı üstünde bir algı oluşturuluyor. Çok hızlı geçeceğim. Arkadaşlar Kudüs'te sıkıntı var değil mi? Günlerdir dünyada bu konuşuluyor. Siz farkında değilsiniz. Neyle yapılıyor biliyor musun savaş? Tam canlı yayındayken İsrail televizyonu. Arkadaşlar bütün İsrail devlet televizyonu içerisinde 2 tane teknolojik olarak savaş var şu anda. Canlı yayındayken 2 tane hacker grubu devreye giriyor ve ezan basıyorlar canlı yayında. Durduramıyorlardı onu. Ve bütün dünya onu konuşuyor. Savaş budur. İlla savaş dendiği zaman al tüfeği, al tabancayı çık meydana değildir. Bu da bir savaş. Bütün dünyanın algısını toparlıyoruz. Arkadaşlar algı yönetimi, algıyı yönetmek için insanların duygu düşüncelerini, hislerini yöneteceksiniz. Eğer yönetemezseniz insanları yönetemezsiniz. Onun için algıya oynuyorlar. Şimdi bugün Kudüs'le alakalı İslam İşbirliği Teşkilatı toplantıya çağrıldı değil mi? Cep telefonlarınızdaki Twitter'a, Facebook'a, sosyal medyaya bir bakın. Herkesin dediği şey ne? Aman ne geliyorsun bir araya, konuşuyorsun. Efendime söyleyeyim, yok filan anlaşma vardı. Yok bilmem sabaha karşı bilmem ne yapıldı. Artık Kudüs şunu istemiyor. Arkadaşlar bir önceki İslam İşbirliği konferansında başkanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Başka bir programa katılıyor. Allah razı olsun. Bir alkışla teşekkür edelim. Programımıza iştirak etti. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Görüşmek üzere, sağ olun. Arkadaşlar Kudüs'le alakalı
Herkes bize diyor ya, Kudüs için toplantı yapılıyor, miting yapılıyor. Arkadaşlar şu anda dünyanın birçok noktasında İstanbul'daki zirve takip ediliyor. Arkadaşlar biz bir araya geleceğiz. Bakın geçen dönemde bundan 3 ay, 4 ay önce öbürüne diyor ki sen sabah namazını camide cemaatle kıldın mı? Kılmadım. O zaman Kudüs için konuşma. O da sustu. Abi tüm Müslümanlar sustu. Yok arkadaş, imkan var mı? O İsrail'in, Amerika'nın mallarını boykot etme imkanımız varsa yapalım onu sonuna kadar. Ama yapamıyoruz, irademize sahip olamıyoruz diye de Kudüs'e susmayacağız. Hani Allah diyor ya, 40 defa tövbe etsen de, 41 kere bozmuş olsan da yine gel diyor sana. Bütün hatanla beraber gel. Biz bütün günahımızla beraber, bütün eksikliğimizle beraber Kudüs'ün yanında durmak zorundayız. İster namazlarımızı aksatalım, ister Amerikalı'nın o mallarını efendim boykot yapamayalım, irade ortaya koyamayalım ama yine de Kudüs için ayakta durmak zorundayız. Ve Kudüs için bir araya gelmek zorundayız. Bakın bir toplantı ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda karar değişiyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. 200 yıldır bu milletin bütün kılcal damarlarına kadar milleti ayırdılar. Son 100 yılda başımızdaki halifeyi de aldılar. Her şeyimizi aldılar. Darmadağın ettiler bizi. Öyle bir anda bir araya toplanamıyoruz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş toplanacağız. Ve inşallah o gücü elimizde topladığımız zamanda hani Allah Resulü'nün hadis-i şerifi var ya, zulmeden karşılığını alacağı günü beklesin. Onu bekleyeceğiz. Sabırlı olacağız ve gaza gelmeyeceğiz o sosyal medyalardan. Yine hızlı hızlı gidiyorum. Bir saray algısı var değil mi? Özellikle hepiniz Ankara'dasınız, onu çok iyi bilirsiniz. Ben çok devlet gezdim. O devletlerin saraylarını hep gittim baktım. Dedim ki bu saray kimin? Rusya'ya gittim. Dedim ki bu saray kimin? Dediler ki burası Rusya'nın sarayı. Kremlin burası. Burası Rusya. Özelliği şudur. Şu kadar bilmem lükstür. Bu kadar işte bir içindeki bir tane tablo var. İçinde bilmem kaç milyon dolara alınmış. Bir Rus onunla övünüyor. Almanya'ya gittim. Dedim ki bu saray kimin? Almanların dediler. Dedim Merkel'in değil mi burası? Ne Merkel'i dedi ya. Burası Almanların. Japonya'daki saray Japonların. Bütün saraylar böyle. Amerika'daki saray kimin dedim. O Beyaz Saray var ya. Beyaz Saray şu gördüğünüz yerdir arkadaşlar. Burası ofistir. Başkanlık ofisi. Asıl saray bunun arkasındadır. Ve bizim Ankara'daki saraydan 5 kat daha büyüktür. Arkadaşlar bu Amerikan sarayı, burası Fransa'nın sarayı, Almanya, Rusya sarayı ama burası Tayyip'in sarayı. Anladınız mı algıyı? Burası Tayyip'in sarayı. E dedim Putin'in sarayı değil mi burası? Yok dediler burası Rusya. Putin'den önce de vardı. Putin'den sonra da olacak. Tayyip Bey Cumhurbaşkanlığı fanidir. Allah uzun ömür versin. Vefat edip gidince biz burayı ne yapacağız? Erdoğan ailesine mi vereceğiz burayı? Burası bu milletin, burası Türkiye Cumhuriyeti'nin. Bakın ben size bir şey anlatayım. Tayyip Bey ilk başbakan oldu, Fransa devlet başkanı gelecek Türkiye'ye. Arkadaşlar İstanbul'da onu ağırlayacağımız bir tane devlet noktası yok. Swiss Otel'in restorantında biz Fransa devlet başkanını ağırlayacaktık. Biz çadır devleti miyiz? Biz 600 yıl 3 kıtaya hükmetmiş bir neslin torunlarıyız. Biz Swiss Otel'de, tabiri caizse Swiss Otel'in yemekhanesinde, restorantında devlet başkanı ağırlayacağız. Anladınız mı? Yok altından yapıldı. Siz hayatınızda hiç bir duydunuz mu mesela bir Rus vatandaşın? Efendim Kremlin'in saraylarının tuvaletleri şöyle dediğini.
Kremlin Sarayı'nın tuvaletleri altından olsa Rus böbürlenmekten ölür. Gurur duyar onunla. Yok iftar saatindeki masasındaki kadeh şu kadardı. Algıya oynuyorlar bize. Algıya. Aynısını Abdülhamit'e yaptılar. Aynısını Abdülhamit'e yaptılar. Dediler ki bizim Türk milletiyle, Osmanlı'yla bir işimiz yok. Bizim işimiz Abdülhamit'le dediler. Abdülhamit'i baştan indirdiler. Devletimizi parçaladılar. Şimdi diyorlar ya bizim Türkiye'yle işimiz yok. Bizim Türk milletiyle bir derdimiz de yok. Bizim derdimiz Tayyip'le diyorlar ya. Tayyip'i başımızdan alıp devletimizi parçalayacaklar. Dertleri o. Şimdi bazen birileri diyor bana ki ben Tayyip Bey'in avukatı değilim ki. Ben bu memleketi düşünüyorum. Ben bu ülkede anası babası Müslüman Türk bir evlat olarak dünyaya geldim. Ama ben sırf İmam Hatip Lisesi'nde okudum diye üniversite kapılarında jop yedim ben. Ne kabahatim vardı benim? Devlete mi isyan etmiştim? Devletimi mi gidip başka yere şikayet etmiştim? Devletim hakkında teröristtir diye yazı mı yazmıştım? Sadece Müslümandım ve İmam Hatip'te okuyordum. Bana bedel ödettiler. Onun için bu kavga parti veyahut da adam kavgası değil. Bu kavga din kavgası. Onun için karınca misali tarafımızı belli edeceğiz. Var mıdır eksik? Var. 60 sene, 80 sene bütün dinamiklerimizi bozdular. İstiyoruz ki 3 senede, 5 senede düzelsin. Düzelmez. Eksikleri olacak. Ben 9 sene oldu evleneli ben. Evin eksiğini halen daha toparlayamadım. Her gidişimde bir şey taşıyorum eve. Küçük bir ev. 100 metrekarelik bir evi 9 senede toparlayamadım ben. Ama koca bir devleti 10 senede her şeyi toparlamalarını istiyoruz. Olmayacak. Ha, bu arada algı dedim ya. Arkadaşlar İhsan Özkeş diye bir adam vardı. Hatırlıyor musunuz onu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin müftüsü. Bu adam ilk attığı tweetler Aksaray değil Kaçak Saray. Siz hiç duydunuz mu? Kremlin'le alakalı kaçak dendiğini. Altta devam ediyor. Günah çıkartan papa gitti Kaçak Saray israfıyla kaldı, haramıyla kaldı. Burada her şey israf. İçilen su israf, yiyilen yemek israf, her şey israf. Burası kaçak. Aynı İhsan Özkeş, 2 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde anlaşamadılar, ayrıldı, attığı tweetler. Bu arada sarayın mescidinde namaz kılmak da nasip oldu. Bana saldıranlara da inşallah nasip olur. Savunmaya başladı. Hazreti Muhammed bugün yaşıyor olsaydı saraya girer mi? Bu akşam orada hissettim ki kesinlikle girerdi çünkü orada sünnetten emareler var. Dün küfredenler. Arkadaşlar hani bazıları diyor ya geldim mi sarayı yıkacağım diye yıkmaz onlar. Onlar yıkarlarsa oradaki millet camiini yıkarlar arkadaşlar. Anladınız mı? Onların derdi oradaki sarayla değil. Oradaki millet camiiyle. Onların derdi oradaki sarayla değil, o sarayda verilen iftarla sıkıntıları var. O sarayda başörtülü teyzelerim daha dün evladını yemin törenine gidemiyordu ya. Bugün şimdi o saraya da gidip oturup efendim iftarını yapıyor, yemeğini yiyor ya. Bunların derdi onunla, binayla değil. 24 Haziran'da eğer uyursak orada biz bundan sonra balolar, Ramazan'da kaldırılan kadehler göreceğiz arkadaşlar. Onun için savaş normal bir savaş değil. Algı savaşı. Halen daha tutuyor. Benle beraber aynı sıkıntıları yaşamış Müslüman kardeşim benim. Üniversitede aynen mücadele ediyordum onlar. Gelmiş yanıma diyor ki ama diyor o kaçak sarayda da orada saltanat kurdu. Benle beraber bütün sıkıntıları yaşamış. Algı bu. Benim yanımdaki kardeşimin algısını değiştiriyorlar. Şimdi gelelim. Arkadaşlar Hollywood ne demek? Bilen var mı burada? Hollywood. Sen geçen programa mı geldin? Sus o zaman. Arkadaşlar Hollywood'un kelime anlamı. Hepimiz ama Hollywood'u duymayan, bilmeyen var mı? Ben hayatımda hiç duymadım diyen var mı? Yok. Değil mi? Hollywood'u herkes biliyor. Anlamını biliyor musunuz? Bilmiyoruz.
Arkadaşlar, Hollywood'un anlamı neymiş? Kutsal ağaç demek. Harry Potter dizisi şeyinde, serisinde var. Pagan büyücülerinin kullandığı sihir sopası. Arkadaşlar, ben sinema televizyon mezunuyum. Anadan doğma Müslümanım. Ben İstanbul'da şimdi bir şirket kursam, sinema şirketi. Adına da Hira Mağarası desem, benden daha yobazı olmaz. Benden daha çağ dışısı olmaz, değil mi? Adam pagan büyücülerin elindeki sopayı gözümüze sokuyor. 60 senedir bizim beynimizi bununla yıkadılar. Amerika Vietnam'a girdi, 58 bin askeri orada geberdi. 2 tane Hollywood'da film çekti, kendini dünyaya Hollywood kahramanı olarak gösterdi. Hollywood'la bizim bütün gençleri, bizim beyinlerini yıkadılar. Ne yaptılar Hollywood'la? 3 tane film söyleyeceğim size. Birinci Dünya Savaşı. Amerika hayatında savaşa katılmamıştır arkadaşlar. Hiçbir savaşa girmemiştir Amerika. Birinci, ikinci Dünya Savaşı'nda Amerika sadece silah satmıştır. Ama Hollywood'la ve dijital dünyadaki algıyla o kadar güzel bizim gözümüzü boyadı ki, çok özür diliyorum, ip gibi tırsıyoruz ondan. Ben sosyal medyada videolar çekmeye başladım. Herkese atar. Niye? Ben Kur'an'da gördüm, okudum Kur'an'da. Biz hiçbirimiz Kur'an'ı okumuyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız o. Kur'an'ı okumuyoruz. Okusak orada kimseden korkmayacağız. Niye? Orada Allah diyor ki, benim ol dediğim olur, öl dediğim ölür. Var mı böyle bir güç ya? Var mı o konuda Allah'a inanmayan? Ol dediği olur, öl dediği ölür. Ya benim arkamda böyle bir güç var, ben Amerika'dan tırsıyorum. Adam onu söylüyor bana. Sen diyor neyine güveniyorsun? Neye güveneceğim lan? Allah'a güveniyorum. Ol dediği olur, öl dediği ölür. Sen 40 tane hesap yaparsan yap. Adam diyor ki Amerika'nın bir bombası var, şöyle küçük bir düğme, bastırma ona, dünya patlıyor. Sen ondan korkuyorsun. Ben ona, o düğmeye basacak parmağı yaradana güveniyorum. Aramızdaki fark o. Sen orada düğmeden korkuyorsun. Errain'i kurtarmak, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı süreci. Bu filmi izleyen bütün gençlerimiz, hani diyoruz ya, gençler niye bizimle aynı dili konuşmuyorlar? Gençler niye bizim kadar hassas değiller? Çünkü sen Hollywood'un o sıkıntılı dönemine rastlamadın sen. Sen izlemedin, sen Kanal 7'de oturdun izledin. Elif'in hikayesini izledin. Ama genç onu izlemedi, genç Errain'i kurtarmayı izledi. Bütün Müslüman gençler Errain, yani Rhino ismindeki bir askeri tutup İkinci Dünya Savaşı sıkıntısından alıp ailesine teslim ettik. Elhamdülillah. Bir rahatladık. Yetmedi. Harry Potter şeydeki Pearl Harbor'ı yaptık. Pearl Harbor neydi? Amerika'nın Japonya'ya attığı atom bombasının bütün dünya tarafından bak şimdi Amerika haklıydı bu bombayı atmaya. Dedirttiği film bu. Bu filmlerle gençlerimizin beyinlerini yıkadılar. Arkadaşlar, Beni Unutma filmi. Bu filmi izleyen her Müslüman, Müslümanlığından nefret eder. Çünkü niye? Bütün güzelliklerin ortasına 11 Eylül'de sakallı, sarıklı adamlar geldiler, dinamit koydular. Hollywood'un Türkiye versiyonu neydi? Yeşilçam'dı arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi? Şabanlar, inek Şabanlar, sığır Ramazanlar. Hiçbirimiz çocuklarımızın ismini Recep Şaban veremedik. Niye? Bir imam profili çizdiler bize. Hatırlayın Yeşilçam'daki imamları. Böyle kara sakal, böyle gözleri fıldır fıldır oynuyor. Devamlı ağayla işbirliği yapıyor. Köydeki bütün karıya kıza asılıyor. Öyle bir imam profili çizdiler bize. Öyle bir imam. Bizim beynimizi yıkadılar. Allah baba, Tanrı baba. Küçük çocuklarımız Sezercik filmiyle büyüdü. Devamlı Tanrı babayla konuşuyordu. Arkadaşlar, sıkıntı orada. Şimdi yeni dönem, yeni dönemdeki, bakın Rambo, ben hep anlatıyorum onu, Cüneyt Arkın'dan nefret ettik değil mi? Bir kılıçla bir koyuyor, 20 tane Bizans, aa olmaz ki ama. Niye? Cüneyt Arkın'a kızdın ama Rambo bir tane okla Afganistan'ı fethetti, onu alkışladın. En azından Cüneyt Arkın'ı ben hep diyorum ya, ata mata binerken, kaleden maleden atlarken bir iki ayağım ayağı kırılıyordu. Yani adamda bir atraksiyon vardı. Bunda o da yok. Arkadaşlar, az önce dedim size ya, soğuk savaş, sıcak savaş.
Dünyadaki en büyük savaş göstergesiydi bu. Bakın şortta ne var? Amerika bayrağı. Buradaki şortta ne var? Rusya. Eski SSCB. Arkadaşlar burada yumruğu vuran Sylvester değil. Yumruğu vuran Amerika, yumruğu yiyen Rusya. Bunun adı, ben sinema televizyonda okudum, bizde okulda söylenen bir şey var. Bu filmin adı Şortlar Savaşı'dır arkadaşlar. Şortlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya aga hani filmle milimle mi? Evet filmle. Bakın bir dizi başladı bizde. Çarşamba günleri eve gidiyorum. 7 yaşında bir oğlum var Mustafa Berat. Çarşamba günü eve gittiğim zaman kapıdan beni bamsı diye selamlıyor. Niye? Diriliş istiyor. Evde kılıç kalkan oturuyoruz. Abdülhamit Han 100 yıldır bu topraklarda cennet mekan sultan Abdülhamit Han'a Kızılbaş dediler. Kızıl Sultan dediler. Küfrettiler ona değil mi? Şimdi bütün anneler bugün Filiz ablayla beraberdik iftardan sonra. O da onu söylüyor. Bütün anneler babalar diyor ki ulan benim oğlumda şu Abdülhamit'in şöyle tırnağa kadar zeki olsa, imanlı olsa, vatan sevgisi olsa değil mi? 100 sene boyunca küfrettiler. Bakın arkadaşlar bir diziyle bütün algı değişti. Bakın Türkiye'de diziyi nasıl izliyorlar. Türkiye'de diziyi böyle izliyoruz. Bakın. Bütün Türkiye, bütün Türkiye böyle izliyor. Allah'a hamdü senalar olsun. Şu manyaklar var ya, 15 Temmuz'da bu manyaklar sokaktaydı. 15 Temmuz'da bu manyaklar evlerinden oturup balkonlarından tank alkışlamadılar. Bunlar oturup da koşup bankamatiklerden para çekmeye, benzin istasyonlarından arabalarının depolarını doldurmaya koşmadılar bunlar. Bunlar camilerden sela okuyan müezzinlere saldırmadılar bunlar. Bu manyaklar var ya, bu manyaklar şu anda izlediğiniz manyaklar. Allah bu manyakları bu topraklardan eksik etmesin. Bunlar koştular. Arkadaşlar yeni dönemdeki olay ne biliyor musunuz? Netflix. Şimdi diyor ki gençler, sinemaya kim gidecek? Gençler daha çok sinemaya gitmiyorsunuz değil mi? Adam diyor ki sen sinemaya gitmiyorsan ben senin cebine geleceğim, telefonuna geleceğim. Neyle geleceğim? Netflix'te geleceğim. Ben bir şey söylediğim zaman millet zannediyor ki ya işte buna dokunma, telefona dokunma. Hayır arkadaş, bu siteleri izle, imkanın varsa abone de ol. Ama aptal olma. Hani sana ne veriyorlarsa, batıdan mı geliyor, tamam o zaman deme. Uyanık ol. Sorgula bir şeyleri. Sorgula. Allah öyle diyor bize Kur'an-ı Kerim'de. Hani bizde vardır ya. Dostlar, gençler buradasınız. Bas bas bağırıyorum her gittiğim yere. Tekrar söyleyeyim. Ne olursa olsun, hangi parti, hangi dernek, hangi federasyon, hangi vakıf, hangi cemaat, hangi topluluk, kim olursa olsun, aklınızı kiraya vermeyin. Ne olursa olsun. Hiç kimseye. Niye? Yine Kur'an-ı Kerim. Allah birçok ayet-i kerimenin başında bize diyor ki düşünün. Ola ki düşünürsünüz. Düşünün diye. Siz akletmez misiniz? Allah bize düşünün diyor. Gidiyorsun filan cemaat diyor ki düşünmene gerek yok, bizim hoca düşündü. Allah Allah. Yarın mahşeri ilahide yani ya Rabbi şimdi bizim hoca dersin bakarsın orada hoca var mı diye. Hoca oradan topuk. Müslüman düşünecek. Müslüman sorgulayacak. Müslüman öyle. Ya geçen gün bir arkadaşa diyorum. Sokaktan birisi gelse. Size bir tane sıfır bir cep telefonu verse. Ve gitse. Ya sen demez misin ona? Bir saniye bir dur ya. Bu telefonu bana niye verdin? Bu çalıntı mıdır? Bir şey mi var bunda, bomba mıdır dedi diye sorgularız değil mi biz? Ya arkadaş bize dijitalden cep telefonundan geçen gün bir tanesi yazıyor bana. Abi diyor
İşte sabahın 5:30'unda artık Türk vatandaşı olmak için 90 lira aylık ödeyeceğiz. Bak 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 bak. Nereden duydun? Facebook'tan bir arkadaşım dedi. E dedim oğlum sen, Allah seni sığırdan, efendim ördekten ayırdığı bir özellik var. Bir düşünüp sorgulama özelliği var. E bir sorgula da mübarek. Ben üniversitede okuyorum, namazlara dikkat etmiyorum. Bir tane üniversitede hocam var. Dedim ya hocam dedim, çok namaz mamaz tutturamıyoruz dedim. Hani yok mu bunun bir kestirme yolu? Var dedi. Vatan sevgisini, bayrak sevgisini, ümmet sevgisini yüreğinizden çıkarın, atın. Hiçbir şeyden sorumlu değilsiniz. Ama yok. Benim yüreğimde Allah korkusu, Allah sevgisi olacak. Vatan sevgisi olacak. Bayrak sevgisi olacak diyorsan kusura bakmayacaksın. Sen bu yükün altına girmek zorundasın. Şimdi bakın, işin artık böyle güzel tarafına geldik. Ardından ben kendi serüvenimi anlatacağım, bitireceğim. Arkadaşlar dijital bir dünya var değil mi? Dijital bir dünya. Dijital. Dijital dünyada ne var biliyor musunuz? Anlamanız için, hızlı anlamanız için. Arkadaşlar Uber diye bir firma var. Uber. Taksi firması. Duydunuz değil mi? Haberlerde falan. Dünyanın en büyük taksi firması gençler. Bir tane taksisi yok. Ahmet amcam alıyor bir taksi. Gelip Uber'e çalışıyor. Mehmet amcayı taşıyor. Aradaki paradan Uber komisyonunu alıyor. Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook. Bir tane içerik üretmiyor arkadaşlar. Hasan bir video çekiyor. Hüseyin onu izliyor. Aradan Facebook parasını kazanıyor. Arkadaşlar Alibaba.com dünyanın en büyük lojistik, işte bu perakende satış noktası. Bir tane deposu yok arkadaşlar. Mehmet abinin evin deposu var. Deposundaki malzemeyi alıyor, Hasan'a satıyor. O aradan parasını kazanıyor. Airbnb dünyanın en büyük otel firması arkadaşlar. Bir tane mülkü yok. Bir tane mülkü yok. Dünyanın en büyük otel zinciri. Arkadaşlar nasıl bir dijital dünya? Adam neyi yapıyor? Biz neyi yapıyoruz? Bazıları da ne kadar Müslüman olduğunu göstermek için çarşambadan başlıyor mesaj atmaya. Hani ben daha çok Müslümanım. O mu atıyor çarşambadan beri? Abi, cuma mesajı atmak farz değil, namazını kılmak farz. Sana söylüyorum herkes işitsin diye. Geçen gün adam konuşuyor. Abi diyor, attın mı cuma mesajı? Attım. Allah kabul etsin. Lan? Şimdi bu dünyayı gördük. Anlatabildim hızlıca. Şimdi dedim ya, elinizde telefon var. Önümüzde de bir süreç var. Kimse uyumayacak. Ablalar, anneler, gençler. Bırakın arkadaşlarınızla fuzuli yazışmaları. Bırakın birbirinize cuma mesajları atmayı. Boş boş işlerle uğraşmayın. Birbirinizi dinamik tutacak. Ailenizden bir tanesi muhtar adayı olsa veyahut da filan derneğin başkanı olacak olsa, seçime girecek olsa rehberinizi elinize alıyorsunuz. Tek tek eşi dostu arıyorsunuz. Aman ha, aman ha, seçim var ha. Senden destek bekliyoruz ha. Bir tane kıytırık bir muhtarlık için. Veyahut da kıytırıktan bir tane dernek için. 24'ünde ümmetin kaderi oylanacak. Hiç kimse boş durmayacak. Yok efendim, ben bu seçimde çok kızgınım. İşte şunu yapılmadı. O bu seçim değil. O bu seçim değil. Kim bu süreçte kendi menfaatini düşünürse, kendi çıkarını, kendi koltuğunu düşünürse Allah'ın davasına en büyük ihanet eden o. 80 yaşındaki teyze Medine'de yakamıza dalıyor. 100 senedir neredesiniz diyor. Allah'ın evi esir diyor. 3-5 tane Suud prensinin eline kaldı. Neredesiniz diyor. Siz değil miydiniz? Hicaz demir yollarını döşediğiniz zaman Allah Resulü'nün kabri var. Onun için tren raylarından ses çıkar. Allah Resulü rahatsız olur diye keçeyle kaplayanların nesli. Siz onların torunları değil misiniz? Bugün Kudüs zulüm altında. Niye?
İşte kendimizi düşündüğümüz için. Yok işte filanca şunu söyledi, onu hiç beğenmedim. Elinde bir tane mermin var. Bir tane mermin var elinde. O mermiyi ya düşmana sıkacaksın ya da kafana sıkacaksın. İkisinden biri. Öyle kızgınlık, kırgınlık zamanı değil onun. Evin içerisinde sıkıntı var. Ama evin dışı yanıyor. Ne yapıyorsunuz? Anne bak, benim annem babam öyle yapardı bize. Derdi ki oğlum sizle hesaplaşacağız, siz bir durun, ilk önce bu sıkıntıyı bir dışarıyı bir halledin. Şimdi o haldeyiz. Hiç kimse yok benim evladımı işe koymadı, yok filanca şu kadar para kazandı, yok bilmem öyle hesapları yapacağımız dönem değil. Elinizdeki telefonla savaşacaksınız. Elinizdeki telefonla ne mi yapacaksınız? Bakın neler yapıyorlar. Arkadaşlar savaşabilmek için, hani şimdi savaşacağız da adam diyor bana ki ya sen üniversite okudun, benim de telefonum var ama ben bilmiyorum savaşmayı. Nasıl savaşacağız? 5 şeye dikkat edeceksiniz. 1. Ne söylüyorsanız söyleyin. Kısa söyleyin. Net söyleyeceksiniz. Lafı evirip çevirmeyeceksiniz. 2. Kısa söyleyeceksin. Gençlere soruyorum şimdi. WhatsApp grubundan 20 dakikalık bir video geldiği zaman izliyor musun gençler? Yok. Niye? İşin gücün mü yok ya? 20 dakika seni dinleyeceğim. 1 dakika, 1,5 dakika, 30 saniye. Bana ne söyleyeceksen kısa söyleyeceksin onu. 3. Doğal olmak zorundasınız. Bu adamı görüyorsunuz değil mi? Tüm Türkiye tanıyor bu adamı. Ama ne dediğini daha çözmüş değiliz. Adam niye çok izlendi, niye o kadar insanların dikkatini çekti biliyor musunuz? Sadece doğal olduğu için. Onun için o telefonla savaşırken doğal olacaksınız. Az önce söylediğim şey, düşünmek, düşündürmek. İnsanlar siz bir mesaj attığınız zaman, siz bir fotoğraf paylaştığınız zaman adam şunu söyleyecek. He, o dedirttiğiniz anda o mermi etkilidir. Yoksa cuma mesajlarına ne yapıyoruz? Tık 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 geç. Değil mi? Düşünmüyoruz bile. Onun için etkili değil onlar. 5. Sokağın dilini konuşacaksınız. Bakın 45-50 dakikadır beni niye can kulağıyla dinliyorsunuz? Çok meziyetli olduğumdan değil, sizin gibi konuştuğum için. Ben videolar yapmaya başladım. İlk videoyu attım, 4,5 milyon, 4,7 milyon izlendi. Bir abi aradı beni. Bakanlıkta görevli bir abi. Dedi ki Abdurrahman ben dedi anladım senin videolar niye tuttu. Niye dedim? Dedi ki sen sokağın diline indin. Ha dedim. Yanlış tespit. Ben sokağın diline çıktım. Sokağın diline inmek aşağılamaktır. Sokağın diline çıkmak. Sokağın dilini konuşacağız biz. Sokağın dilini konuşacağız. Öyle anlaşabiliriz. Bakın Marx bunun üzerine 4 tane kitap yazdı. Mazlumların ezilmesi üzerine. Ne diyor? Toplumsal konumu gereği. Proletarya sınıfı toplumsal yapıyı sona erdirecek olan iradedir. Anladınız mı bir şey? Müslüm Gürses çıktı dedi ki yakarsa dünyayı garipler yakar. Adam 4 tane kitap yazdı bu konu üzerine. Adam tek cümleyle niye? Bizim anladığımız dilden konuştu. Şimdi gelelim benim hikayeye. Hızlı bir şekilde bunu anlatacağım size. Ben ne yaptım? Dedim ya size. Ben, siz Ankara'dasınız. Birçoğunuz benden 5-0 önde başladı hayata. Ben bir dağ köyünde dünyaya geldim. Bir köyde. Ve dedim ki kendi kendime, Amerika bir oyun oynuyor o sıra. Aralık ayında. Aralık ayında bir oyun var. Rızacı Zarrab diye bir adam var Amerika'da. Hatırlayın bizim bütün kanallar onu izliyoruz biz. Hepimiz ama. Harıl harıl. Rızacı. Ama bir şey anlamıyoruz olaydan. Bir gün tanık olan, ertesi gün sanık oluyor. Sanık olan bir 15 dakika jüri oluyor. Hani vardı ya Cem Yılmaz'ın dediği, işte bahçıvan şoföre, şoför ona. Ulan ne oluyor anlamıyoruz. Bizim amcalar da oturmuşlar, izliyoruz. Omuzunu yanındakine diyor ki, ulan bundan ne diyor lan? Anlamıyoruz. Abi bizim bütün kanallar ama, bütün internet siteleri, sosyal medya, her taraf. Amerika, Rıza Zarrab, hırsızlık, dava. Ben kalktım geldim. Necip Fazıl bir söz söylüyordu. Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur.
Yeter ki Rabbim istesin. Ben geldim, bizim Mücahit var. Benim yardımcım. Mücahit'e dedim ki, ofise geldim. Dedim, Mücahit, Amerika'da bir oyun oynanıyor. CIA falan oyun oynuyorlar. Ben bu oyunu bozacağım dedim. Mücahit dedi ki, abi sabah ne içtin bilmiyorum ama yavaş. Dedim, Mücahit, yeter ki Rabbim istesin. Rabbim isterse o Rize'nin dağ köyünde doğmuş olan çocuğa Amerika'nın oyununu bozdurur. O Allah değil miydi ki kuşların gagasına ateş topuk yerleştirip Ebrehe'nin ordusunu yerle bir etti. Yeter ki Rabbim istesin dedim. Şimdi Mücahit gazı daldı ya. Abi dedi, Amerika'ya mı saldırıyoruz? Gazı aldı benden. Dedim yok. Ne yapacağız? Video çekeceğiz. Hayt dedi. Video çekecekmişiz. Şimdi patron olduğum için çok da itiraz edemedi. Şirketin sahibi benim. Çekeceğiz dedim. Başladık video hazırlığına. Asistanım var, Havva. Dedi ki, Abdurrahman Bey dedi, ekranda alnınız çok patlıyor dedi. Bir tane fondöten alalım. Alalım dedim. Kaç para? 50 lira. Şu kadar bir tane fondöten. Gençler çok çalışın, makyaj malzemeleri acayip pahalı. Şu kadar. Veyahut da Gratis'te indirim var, onu takip edin. Hani birini tutturun. Bakın zaten ekranda da gözüküyor, alnı patlıyor. Çünkü niye? Anadolu'da bir tabir vardır ya, alışmamışa don durmaz diye. Süremedim. Bir de 50 lira vermişim Filiz abla, böyle bandır bandır gidiyorum. Bandır. Geçen gün sokakta bir tane kız gördüm, yemin ediyorum. Şu derisiyle yüzünün arasında 7 ton fark var. Öyle boyamış kendini. Ama ben hiç kızmadım ona. Ne dedim biliyor musun? Ulan dedim, kız ne kadar zengin, kutuyu suratına sürmüş. O zenginlik ya maalesef. Bu videoyu yaptım arkadaşlar. Kısa video, 2 dakika. İzleteyim size. Amerika'daki oyunun adını koyduk biz. Bir video yaptık. Cambaza bak hikayesini bilmeyeniniz yoktur herhalde. Bir meydanda bir sirk kurulur. O sirkin ortasına bir ip çekilir. Ve anonslarla, müziklerle izleyenlerin ipin üzerindeki cambaza odaklanması sağlanır. Kafalar yukarıda, ha düştü, ha düşecek ile ip üzerindeki cambaz seyredilirken ceplerden cüzdanlar tek tek çalınırmış. Amaç sirkte gösteri yapmak falan değil. İnsanları eğlendirmek, mutlu etmek falan değil. Amaç Indire Gandhi. Bu hikaye maalesef bizim topraklarımızda bugünlerde sergilenmeye çalışılıyor. Suriye'de, Irak'ta irade ortaya koyan, Orta Doğu'da ambargo ayağına yeni bir dizayn çalışmasına müsaade etmeyen, yerli otomobil için düğmeye basan, uçak motorlarını üretmek için hamle başlatan bu milletin dikkati başka bir noktaya toplanmalı ve durdurulmalıydı. 17-25 Aralık'ta ilk ciddi müdahaleyi yaptılar. Ama bu millet cambaza bakmadı. Anonsu ve müziği biraz daha arttırıp bu kez 15 Temmuz'da tankla, tüfekle müdahale ettiler. Yine olmadı. Dünyanın en işgalci, en hırsız, en hukuksuz, en katil devleti ABD, Rıza Zarrab üzerinden hukuki bir süreç başlatmış. Hukuksuzluk adına zirve yapmış bir ülke, hukuk adına söz söyleyebileceğini zannedip Türkiye'ye ayar vermeye kalkıyor. Peki hiç düşündünüz mü? Veyahut da düşünüyor musunuz? 15 Temmuz ihanet girişiminin davaları tek tek görülürken, Suriye'de kalıcı çözüm için Rusya, İran, Türkiye hemfikir olup bir masada oturmuşken, Irak'ın toprak bütünlüğünü koruma adına Türkiye arazide kendini göstermişken, dünya çapındaki projeleri artık kendi insanıyla ve kendi imkanlarıyla yapmaya başlamışken, enerji adına dünya için bir transfer merkezi olmuşken, bu dava neden bu kadar ön plana çıkarılıyor beyler? Ne yapmamızı istiyor bu sirk kurucular? Ne yaparsanız yapın, ne kadar sesinizi yükseltirseniz yükseltin, bu millet o cambaza odaklanmayacak. Bu millet ülkesini, bayrağını, dinini, devletini ve başkomutanını 15 Temmuz'dan nasıl koruduysa yine aynı ruh ile ölümüne koruyacaktır. Uyanık olmaktan başka şansımız yok beyler. Yürümek bize göre değil. Binin atlarınıza ve dik durarak sürün atlarınızı güneşe doğru. Unutmayın, Hoca Ahmet Yesevi'nin dediği gibi, bizler İslam adına, insanlık adına güneşin ardından koşanlardanız. Kalın sağlıcakla. Biz bu videoyu çektik arkadaşlar. Benim 5000 kişilik bir hesabım var. Attım hesabıma. Bir kuruş arkasına sponsorluk takmadık. Arkadaşlar 4 gün sonra bu video 4.7 milyon izlendi. Çünkü niye?
Rabbim istedi bunun yayılmasını. Bu yayıldı. Perşembe günü ben bunu yayınladım. Arkadaşlar, pazartesi günü akşamı gece saat 11.30'da telefonum çaldı. Bir baktım arayan numara yok. Ben bakmam öyle arayan numaralara. Özel numaralardan bir ara çok modaydı ya. Herkes özel numara. Ben onları şöyle yapıyordum. Açıyordum. Özel numaralara bakmıyorum, kapatıyorum. Oradan aa diyene kadar ben kapatıyordum onu. Niye? Ben özel bir adam değilim. Karadenizliyim ben. Aradım beni özel numaradan. Sövdün bana, kapattın. Ben geriye kimi arayacağım? Sinirden patlarım la ben. Öyle ya. Karşımda bir muhabbet değil arkadaşlar. İşin esprisi bu. Müslüman dediğin adam oku attığı zaman yayı havaya kaldırır. Ben attım diye. Öyle karanlığa kurşun atmak yok. Onun için insanların karakterleri değişti. Niye? Sosyal medyadan yazıyor bir yalan. İsim yok, cisim yok. Karanlığa kurşun. Biz de salak gibi aa hemen inanıyoruz ona. Yok aga. Oku attın mı yayı havaya kaldıracaksın. Oka güvenmiyorsan atmayacaksın. Tabii biz video yürümüş 4 günde 4.7 milyon herkes öteden beriden abi. Gece 11.30 açtım telefonu. Telefonun ucunda Mustafa Barank. Dedi ki Abdurrahman müsait misin dedi. Cumhurbaşkanımız konuşacak. Gece 11.30. Bu espriyi hep yapıyorum ama çok hoşuma gidiyor. Bir an şöyle düşündüm, tamam mı? Lan müsait değilim değilim. Ama ne kadar hava olur değil mi? Ertesi günü Üsküdar'da arkadaşlarla oturuyorum. Dün akşam da Cumhurbaşkanı aradı. Beni bakmadım telefonuna. Tabii 2 saniye düşündüm. Açtım telefonu. Cumhurbaşkanı tebrik etti beni. Hemen bu videoyu 5-6 dile çevirmem gerektiğini. Altyazıyla. Ne kadar önemli bir iş yaptığımı. Şu yaptığım işin bir tabur askerin cephede verdiği mücadele kadar önemli olduğunu. Beni tebrik etti, teşvik etti ve motive etti beni. Dua ederek de kapattı telefonu. Şimdi size soruyorum. Rize'nin bir dağında 22 kilometre uzaklıkta bir köy evinde dünyaya gelen, okuma yazma bilmeyen bir kadının oğlu gelecek bir video yapacak. 80 milyonun cumhurbaşkanı da onu bir gece vakti arayıp tebrik edecek. Ve birileri de o adama diktatör diyecek. Hadi lan derler adama. Bunlar diktatör görmemişler. Bunlar diktatör görmemişler. İşte algıyı nasıl oynadıklarını... Arkadaşlar pazartesi günü gece 11.30'da beni aradı Cumhurbaşkanımız. Salı günü grup toplantısı. Amerika'daki dava hukukla, adaletle, ticaretle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir cambaza bak, cambaza oyundur. Bitti. Şimdi sonuç söyleyeyim size arkadaşlar, sonuç söyleyeyim. Bu benim 4.7 milyon izlenmişti ya, grup toplantısından sonra o video oldu 9 milyon. Herkes cambaza bak nedir diye bakıyor internette. Arkadaşlar bu tarihten sonra o davanın sonucuyla alakalı kimse daha ilgilenmedi. Bir anda Türkiye'nin bütün haber sitelerinin, televizyonların gündeminden Rıza Zarrab olayı kalktı arkadaşlar. Bir anda birçoğunuz davanın sonunun ne olduğunu bilmezsiniz. 2 gün önce bir işte Halkbank'ın genel müdür yardımcısına bir ceza verdiler, o muhabbet. O arada niye biliyor musunuz? Biz adını koyduk olayı. O hani amca vardı ya, 3 saat izleyip izleyip ulan bunlar ne diyor lan diyen amca. Şimdi bu videodan sonra yine başlayınca mesela Habertürk işte Amerika'daki Rıza Zarrab o amca okey oynarken böyle geri git lan o cambaza bak oyunu bakarsam Allah belamı versin demeye başladı. Adını koyduk olayı ve bir anda o Amerika'daki oyun bozuldu. Rabbim istedi köydeki bir okuma yazma bilmeyen kadının oğluna koca Amerika'nın oyununu bozdurdu. Çünkü Allah öyle bir Allah. Biz ona güvenmeyi bıraktık. Biz ona sırtımızı yaslamayı bıraktık. Biz dünyalıklara falan takılmaya başladık. Şimdi Kudüs olayı var. Arkadaşlar Kudüs'ün sana bana ihtiyacı yok. Kudüs'ün sana bana ihtiyacı yok. Bizim Kudüs'e ihtiyacımız var.
Kudüs'ün onuruna ihtiyacımız var. Kudüs'ün gururuna ihtiyacımız var. Allah, benim yeryüzünde iki tane haremim var diyor. Biri Mescid-i Haram, Mekke bölgesi. İki, Mescid-i Aksa. Allah sana bana güvenir de teslim eder mi lan yatak odasını? Allah istiyor ki, hani biz vardır ya, böyle hırsız eve girer, deriz ki ulan bir dur, kapıdan bir girsin, salona bir girsin. Salona girer hırsız, dur bir yatak odasına girsin. Yatak odasına girer, dersin ki dur bir çekmeceyi çeksin. Çekmeceyi çeker, dur bir işte altınıma, parama dokunsun. Tam orada enseleyeyim onu diye. Belki de Allah onu bekliyor. O İsrail oğullarını, o lanetlenmiş olan kavmi Allah belki de en uç noktaya taşımaya çalışıyor. Biz sadece ne yapacağız biliyor musunuz? O bütün ümmetin izzeti haremi olan Kudüs'ü 3-5 tane Filistinlinin omuzuna bırakmayacağız arkadaşlar. Herkes onunla alakalı sırtına yük alacak. Herkes. Boş boş konuşmayacağız. Yok işte devleti biz İsrail'le ilişkiyi kessin. Sen kesmedin. Sen kesmedin. Sen Kudüs'te aşkı başlatamadın. Benim çocukluğuma dayanır Kudüs'te aşkım. Çünkü doğduğum zaman evin duvarında anam böyle elbise askılığının altına kilim asmıştı. Orada Kubbetü's Sahra'nın resmi vardı. Ben doğduğumda Kudüs'te başladı aşkım. Şimdi yeni gençler evlerine saçma sapan internetten aldıkları tabloları asıyorlar. Niye? Çok sanatsalmış. Arkadaşlar, ne yaparsanız yapın, Allah ayetinde net bir şekilde söylüyor. Siz onlardan olmadığınız müddetçe onlar sizi kabul etmeyecekler. Siz onlardan ol. Hani onlara biraz benzeyeyim, medeni olayım. Olmaz. Sen dinini değiştirmediğin müddetçe, sen onlardan olmadığın müddetçe onlar seni almayacaklar. Almayacaklar. Bakın, şu son döneme bir bakın. Son döneme bir bakın. Daha düne kadar dine, imana, Allah'a küfredenlerle kimler kimlerle yan yana geliyor değil mi? Neden? Onu o üst akıl istiyor. O üst akıl senden benden daha Müslüman gözükmeye çalışıyor. Biz eğer Allah'ın ipini bırakırsak biz tökezleriz. Arkadaşlar ne yapacağız? Çok var video. Hızlı geçeceğim. Hiç takılmayacağım. Ramazan'da çok vaktinizi aldı. Arkadaşlar toplamda 27. dünya yayınladık. 27 video. Toplam 133 milyon izlendi videoları. 133 milyon. Daha dün Ekşi Sözlük diye bir platformları var. Bu kendini entel dantel zanneden tipler var ya, 15 Temmuz'da evden pencereden tank alkışlayan tipler. Onlar kendilerini çok modern görürler. Tam 8 sayfa benimle alakalı yazı yazmışlar. Benim ne dinim kalmış, ne anam kalmış. 5 yaşında, 6 yaşında çocuğum var, ona bile küfrediyorlar. Niye? Ne söyledim ben? Ben hak söylüyorum diye. Siz zannetmeyin ki, işte ben filancaya kızdım, onun için filancayı getireceğim başa. Onlar başa geldiği zaman senin ne dinin kalacak, ne imanın kalacak, ne hayatın kalacak senin. O şimdi sana şirin gözükmeye çalışan tipler var ya, onların derdi senle benle değil. Onların derdi bizim dinimizde. Bizim dinimizde var dertleri onların. Onun için herkes uyanık olmak zorunda. Herkes uyanık olmak zorunda. Kudüs'le alakalı yeni yaptığımız video. Zaman kaybetmemek için izletmiyorum. Kudüs bir peygamberler şehri. Yaradan dünyadaki yapılan bir araştırma arkadaşlar. Yapılan bir araştırmaya göre yalan haberler gerçek haberlerden 6 kat daha fazla paylaşılıyor. Yahu çıkıyorum ben diyorum ki Allah birdir, 1000 kişi beğeniyor, tamam mı? Diyorum ki kendi kendime, efendim dün işte sarayın tuvaletleri altından 7000 beğeniliyor. Ulan yalan söylüyorum, 10 kat paylaşılıyor, doğruyu söylüyorum kimse bakmıyor. Onun için dijitaldeki dünya bu. Onun için kendi aklınızı devamlı dinamik tutmak zorundasınız. Yalan haberlerle alakalı birkaç tane örnek göstereyim size, bitiriyorum arkadaşlar. Bakın, şu fotoğraf,
Şu fotoğraf, bakın bu 2012'deki bir kaza esnasında helikopterimizin düşmesiydi. Ne yaptılar? Afrin harekatı başlayınca Türklerin savaş uçağını vurduk paylaştık şeyde, vurduk düşürdük diye paylaştılar onu. Algıyı görüyor musunuz? Arkadaşlar şu kız çocuğu, bunun gerçeği bu kız çocuğu 10'lu yaşlarda bir kız çocuğu ve midesinde dünyada çok az olan bir hastalık var. Bir şişme. Bütün organları haddinden yani normalinden 7-8 kat daha şişiyor. Ve her geçen gün de şişiyor. Bununla alakalı haberi aldılar. Bu solcu entel dantel geçilen tipler var ya, aldılar bunu. Bu yaştaki çocuğu Anadolu'da işte aile arasında evlendirdiler. Bu hamile diye servis ettiler bunu. Anladınız mı? Bunların kavgası kimle? Bunların kavgası senin benim dinimle. Senin benim dinimle kavgaları var bunların. Arkadaşlar şu. Bunu da bu normalde Suriye'de bir bombalama esnasındaki bir abinin yaralanmış haliydi. Gerçeği buydu Suriye'de. Sahte olarak ne verdiler? Adana'da bir inşaatta çalışan bir Kürt. Kürt olduğu için Adana'daki Türkler onun ağzını burnunu kırdılar diye. Öyle soktular bizi birbirimize. Kürt, Türk, Laz, Çerkez, şu bu. Hiçbiriniz ananıza mektup mu yazmıştınız filan yerde beni dünyaya getirin diye. He? Şu. Arkadaşlar Hüsnü Bozkurt, Cumhuriyet Halk Partisi Konya milletvekili. Şu fotoğrafı paylaştı. Ne yazıyor burada biliyor musunuz? Diyor ki eğer bir ülkede kaldırımlar ağaçlara uyduruluyorsa medeni bir ülkede yaşıyorsunuz. Yok eğer ağaç kaldırıma uydurulmuşsa AKP hükümetinde yaşıyorsunuz. Bunu servis yaptı. Bu bir milletvekili ha. Gökhan Karaman diye bir tane Facebook'ta bir tane arkadaşım var kardeşim. 10 numara Müslüman. Kim ne yalan haber yapsa hemen doğrusunu bulup yayınlıyor. Arkadaşlar bu Romanya'nın Korabia şehrinde çekilmiş bir fotoğraftı. Ve bunun üzerine bütün şeyler, çevreciler ayaklandılar. Belediye hemen bu ağacı tamir edip kaldırımı kaldırdı oradan. Bunu yayınladı. Bütün herkes Twitter'dan Hüsnü Bozkurt'a çakmaya başladı. Hüsnü ne bu? Hüsnü Bozkurt'un verdiği cevap ne biliyor musunuz? En azından hangi şehirde olduğunu öğrendik. Bunlar bu kadar da yüzsüz. Onun için o sosyal medyada önünüze düşen şeyler var ya, öyle her sakallıya babam demeyin. Her komşunun size getirdiği habere, söze, aa öyle miymiş demeyin. Araştırmadan, sonucunu bulmadan bir şeye zıplamayın. Devam edeceğim. Aslında böyle onlarca var. Ugandalı öğretmen, Ivan. Bu arkadaş Uganda'dan gelip Diyarbakır'da Allah rızası için çocuklara İngilizce öğreten bir öğretmendi. Anadolu Ajansı, Yeni Şafak, A Haber, Hürriyet, Milliyet hepsi haber yaptı bunu. Biz oturduk bir araştırdık. Bu eleman 8 dil bilen bir İngiliz ajanı arkadaşlar. Diyarbakır'da. Bu arkadaşa bakın. Kraliçenin doğum gününde bir de şu telefonlarınızdan birbirlerinize fotoğraf yolluyorsunuz ya özellikle gençler. Zannetmeyin ki o gönderdiğiniz fotoğraflara sil düğmesine basınca siliniyor. Onların hepsi kayıt altında. Onun için mahremiyetinizi koruyun. Şu telefonlardan geçen gün gördüm. Adam anası ölmüş. Cesedinin başında böyle fotoğraf. Anam öldü dua edin. Ne dua edeceğim lan sana? Ben dua ederim sana. Etmeyin. Biz böyle toplum değildik biz. Biz efendim ailemizin evde oturuyoruz ya. Evde. Evdeki nedir? Ev bizim nedir? Hani mahrem alanımızdır bizim. Evde benim hanımım da efendime söyleyeyim pijamalı da oturur. Anam da oturur. Çünkü ev haliyiz biz. Abi çekip bunları yayınlamalara başladık. Canlı canlı evlerden telefonlarla konuşmaya başladık. Mahremiyet duygumuz kayboldu. Etmeyin. Uyanık olun. Uyanık olmak zorundayız. Bitiriyorum. Tekrar geldim. Malcolm X ne diyor? Eğer dikkatli olmazsanız medya sizin mazlumlardan nefret etmenizi, zalimleri ise sevmenizi sağlar. Bakın fotoğraf bu. Kim kime saldırıyor? Medyanın gösterdiği fotoğraf bizde bu arkadaşlar.
Onun için uyanık olmak zorundayız. Ortam çok karışık. Doğruyu, eğriyi nasıl tespit edeceğiz? Arkadaşlar, İmam Şafii'nin sözüne kulak verin. Fitne zamanında bütün düşmanların oklarını takip edin. O oklar nereye gidiyorsa orası hak yoludur. Ben bugün bakıyorum. Evet, iktidarın, belediyenin, belediye bir sürü eksikleri var mı? Var aga. Bir sürü konuda eksikleri var. Eğitimde eksiklik yaptılar. Efendim söyleyeyim, yargılamada biz... Ama bir bakıyorum bütün düşman oklarına. Bütün düşman okları eğer bir adamın üstüne gidiyorsa o adam haktır diyorum. Ve onun yanında durmaya gayret ediyorum. Adam diyor ki bana, senin diyor Oda TV seninle alakalı bir sürü kötü şey yazmış. Ulan diyorum, benimle alakalı iyi bir şey yazarsa ben gider imanından şüphe ederim. Düşman benimle alakalı güzel bir şey söylüyorsa, Amerika kalkıp da Meral iyidir bunu Cumhurbaşkanı seçin diyorsa, Meral ağzıyla kuş tutsa ben onun yanında olmam. İsrail tutup da Muharrem çok iyi adamdır diyorsa, Muharrem değil Ayetel Kürsü'yü 3 günde ezberlemiş olsun. 24 saat Kur'an okusa, İsrail ona referans olursa ben o adamın yanında durmam. Onun için bakmak lazım. Kim kime referans oluyor? Kim kime? Son destur. 3 duygumuz var. Arkadaşlar biz dürüst olmak zorundayız. Hangi parti, hangi takım, hangi ırk, hangi memlekette olursak olalım. Biz eğer Müslümansak biz dürüst olmak zorundayız. 2, kendimiz olmak zorundayız. Hiç kimseye benzemek zorunda değiliz. Kendimiz olacağız. 3, cesur olacağız. Sünepe olmayacağız. Bir Müslüman düşünün, cesur değil, işe yarar mı? Bir Müslüman düşünün, kendi değil, işe yarar mı? Bir Müslüman düşünün, dürüst değil, işe yarar mı? Yaramaz. O zaman biz hem dürüst, hem kendimiz, hem de cesur olmak zorundayız. Ve en nihai karar, bu kadar anlattığımızdaki ez cümle. Bir de bulabilirsek bana, evet. Allah. Sırtımızı ona yaslayacağız. Çünkü niye biliyor musunuz? Çok güzel bir sözdür. Diyor ki, Allah isterse bir kulun işini mermere geçirir dişini. Allah istemezse bir kulun işini muhallebi yerken kırar dişini. Şimdi en başta da söyledim. Ben derdimi anlattım. Ve derdimi ortaya koydum. Bu salondakiler bilmediğiniz şeyden sorumlu değilsiniz diyor Allah. Yarın mahşer ilahide ya Rabbi biz hiç haberimiz yoktu. Olmaz hocam. Yaptığınız anda kenardan fakelerim sizi. Oradan derim ya Rabbi ben bir iftar zamanında 6-7 yaşında çocuğumu bıraktım evde. Eşimi bıraktım yalnız başına iftar sofrasında. Geldim Ankara'ya. Anlattım arkadaşlara bunların hepsini anlattım. Onun için bilmiyorum diyemezsiniz. Artık benim yüküme ortaksınız. Bu memleket için, bu topraklar için benim yüküme ortaksınız. Niye biliyor musunuz? Ben Afrin'e gittim. Ben oradaki askerlerin, ben gidip aynı sofrada yemek yediğim ve bir hafta sonra şehadet haberini duyduğum askerin ben yüküne ortak oldum. Ben gittim oraya, bana dediler ki abi artık sen bizim yükümüze ortaksın. Öyle mi dedim? Ben de düşerim yollara. Bak hepinizi ortak ettim. Bundan sonra uyumak yok. Uyursak ölürüz. Uyumak yok. Bundan sonra kendi menfaatlerimizi, kendi makamlarımızı, kendi koltuklarımızı, ama amcamın oğlu milletvekili aday olursa destek veririm. Filanca ihale bana verilirse yanında olurum. Filanca çocuğumu işe alırsa böyle yaparım. Filanca işimi hallederlerse bunu yaparım. Dediğin anda Allah'ın davasına ihanet edersin. Son söz. Diyor ki Malcolm X, bütün uyuyanların uyanması için bir kişinin uyanık olması kafidir. Biz bir tane uyanık adam bulduk. Onun yanında duralım. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Hiç kalkmayın. Bizim klasik bir hareketimiz var. Çok özür dilerim. Dur. Bitiriyorum. Şunu al benden abi. Yusuf.
Şimdi hani dost, dur teyze kalkma tam nereye gideyim? Bir saat dur, ne anlattım, dur. Hiç gitmeyin, son bir dakikanızı alacağım. Şimdi hani dostlar, düşmanlar diyoruz ya, biz dijitaldeyiz, biz buradan savaşıyoruz. Her bizim videoyu izleyenler kuduruyorlar. Niye? Geziyorum abi. Denizli, Isparta, Burdur, Konya, Kayseri, efendime söyleyeyim, şimdi Van'a gideceğim, pazar günü Bosna'ya gidiyorum. Konferans geziyorum. Her gittiğim yerde diyorum ki, arkadaşlar, işte iki saatlik bir konferans sonunda bakalım Ankara'da, Keçiören'de kimler var diyorum. Döndüğüm zaman hepinizden kudurmanızı istiyorum. Hani bildiğin kudur, içinde kudurmadan anladığın ne var? Hani alkış, hani ayakta ol, enerjik olduğunu düşman görsün, dost görsün, senin o enerjinden güç alsın, düşman görsün, korksun. Hazır mıyız? Çıt yok, sen de gel böyle abi. Gel, kameraya da o kadar güzel gözüküyor ki bu. Bekleyin. Önce sessiz oluyoruz, tamam mı? Ondan sonra ben döndüğüm zaman ama hepinizden böyle ıslık, alkış falan istiyorum ama, tamam mı? Hazırız. Evet, Ankara'da Keçiören'deyiz. İftar sonrasında iki saatlik söyleşinin sonunda bakalım salonda kimler ayakta. Alalım. Hadi gel abi. Gel abi. Buyurun. Asker birinci